Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere nezaket yalanından bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, bizim eski kitaplarımıza bakıldığında böyle bir yalandan pek bahsedilmiyor. Ancak hadis-i şeriflere şöyle dikkatle baktığımızda bir nevi bazı yalanlar için bu ifadeyi kullanmamız mümkün olacaktır. Hadis-i şeriflerde neler var? Hadis-i şeriflerde hani bugün de bazen olan bir takım olaylara Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkat çekmiş. Onlardan biri şudur. Bazen bir meclise gidersiniz, efendim size aç mısınız derler. Siz böyle çok aç olduğunuz halde, ne bulsanız yiyebilecek bir durumda olduğunuz halde güya nezaketen hayır tokum dersiniz. Ha şimdi işte böyle bir davranış doğru mudur? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aç olduğu halde kendisini tokmuş gibi bir insanın göstermesinin doğru olmadığını ifade ediyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında şöyle bir olay cereyan etmiştir. Peygamber Efendimiz'e bir kadın geliyor. Diyor ki, ya Resulallah benim bir kumam var. Fakat bazen ben ona şöyle söylüyorum. Esasen beyim bana bir takım şeyleri vermediği halde, bazı şeyleri yapmadığı halde, işte beyimin benden çok razı olduğunu o kumama ifade ettirmek üzere, ben diyorum ki, İşte beyim bana şunu verdi, beyim bana bunu yaptı gibi bazı sözler söylüyorum. Ama aslında beyim ne bana o şeyi verdi ve ne de bana öyle bir iyilik yaptı. Ben sadece benden çok memnun olduğunu kumama anlatmak için böyle yapıyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu hanıma şöyle diyor. Kendisine verilmeyen bir nesneyle doyan, yani kendini doymuş gibi gösteren bir kimse, yalan ve riyanın iki elbisesini giyen bir kimse gibidir. Yani böyle yapan bir kimsede iki haslet var demek istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu kişi hem yalan söylemiştir. Yani çünkü işte falan şeyi bana verdi, falan şekilde bana hareket etti, şöyle yaptı, böyle yaptı dediği şey aslında olmamıştır. Dolayısıyla söz olarak yalan bir söz söylenmiştir. İkinci olarak da tabii burada riyakarlık yapılmıştır. Nasıl bir riyakarlık yapılmış? Esasen kocası diyelim kendisini o kadar çok sevmediği halde, yani nefret ediyor anlamını taşımıyoruz. Hani sevgiden sevgiye fark var. Yani kumanın ifade ettiği şekilde çok sevmediği halde bir nevi diğer kumaya karşı kendisini çok seviyormuş gibi gösteriyor. Orada bir riyakarlık var. Yani yalan yoluyla bir riyakarlık yapılmış oluyor. Olmayan bir şey gösterilmiş oluyor. Yani riyakarlık işte olmayan bir şeyin gösterilmesi, varmış gibi gösterilmesi demektir. Söz gelimi mesela bir adam esasen her zaman namaz kılmaz. Fakat diyelim ki birisine eğer namaz kılıyor şeklinde onun bilinmesi iyi gelecekse tutuyor. Her zaman işte namaz kılıyor onun yanında ama onun yanında olmadığı zaman namaz kılmıyor. Şimdi bu namaz riya ile kılınan bir namazdır. Burada da riya ile söylenen bir söz var. Sözün aslı yalandır ve o yalanla riyakarlık kastediliyor. O yalanla riyakarlık kastediliyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapan kişinin bir yalan elbisesi giymiş olduğunu, bir de riyakarlık elbisesi giymiş olduğunu ifade ediyor. Yine başka bir hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kendisine yedirilmeyen bir yemeği yemiş gibi gösteren bir kimse ve kendisinin olmadığı halde bu benimdir dediği veya kendisine verilmediği halde bana verildi diyen bir kimse kıyamet gününde
riya ve iftiranın iki elbisesini giyen bir kimse gibidir. Yani bir riya elbisesi giymiş, bir de iftira elbisesi giymiş bir kişi gibidir. Tabii iftiranın da esası yalandır. Ve dolayısıyla burada bazen nezaket yalanı diyebileceğimiz günümüzde, nezaket yalanı şeklinde adlandırabileceğimiz bir takım yalanlara da insanların tevessül etmemesi gerekiyor. Fakat bu konuda bir hayli zor şeyler olduğunu ifade etmemiz lazım. Çünkü biraz medeniyet arttıkça o medeniyetle beraber bazı yalanlar da işin içerisine giriyor. Yani bir nevi medeniyet adına yalan söylemeniz gerekiyor. Medeniyet adına öyle gerekiyor. Mesela işte medeniyet adına diyelim ki sizin herhangi bir şey yedirmeye, içirmeye gücünüz yok. Fakat medeniyet adına yanınıza gelen kişiye karnınız aç mı demeniz gerekiyor. Ama adama yemek yedirmeye niyetin yok. Çünkü öyle bir gücün yok. Yani karşıdaki adam hani aç mısın dediğinde eğer doğru söyleyip de genelde mesela doğru söyleseler de evet açım deseler ona yemek yedirecek bir halin yok. Ama medeniyet diyor ki işte soracaksın kişinin durumunu aç mısın diye mesela. Ve tabii kişinin yemek yedirmeye gücü yoksa böyle sorması esasen medeniyetin bir zorlamasından ibarettir. Bazen de bu gibi sorular bir nevi medeniyetin bir zorlamasının neticesi olduğundan dolayı karşı taraf da nezaketen aç değilim diyor. Yok şimdi yedim, biraz önce yedim gibi ifadeler kullanıyor. Ve tabii işte bu ifadeler esasen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı şeylerdir. Hani bunu söyleyen kişi hem yalan söylemiştir hem riyakarlık yapmıştır. Çünkü yalan söylemiştir, karnı açtır. Riyakarlık yapmıştır. Çünkü aç olduğu halde kendisini tok gibi gösterdi. Veyahut da işte falan şeye ihtiyacı olduğu halde çok sağ ol, teşekkürler vesaire vesaire. Çok ihtiyacı var. Ama işte medeniyet gereğince onu kabul etmemek gibi bir yöne tevessül ediyor. Ağzıyla hayır ihtiyacım yok sağ olun vesaire diyor. Evet yani medeniyet nezakettir, inceliktir. Fakat bu nezaketin, bu inceliğin bizi bazen yalanlara da sevk etmemesi gerekiyor. Ama günümüzde bu nezaketin bazen kişiyi yalanlara sevk etmiş olduğunu da ifade edelim. Herkes zaman zaman bu gibi davranışlar karşısında yalan söylemek mecburiyetinde kalabiliyor. İşin doğrusu medeni münasebetleri de eğer böyle yalanın çok söyleneceği bir duruma vesile olacaksa öyle bir medeni münasebetin geliştirilmemesi gerekiyor. Yani eğer insanlar çoğunlukla mesela aç mısın denildiğinde gerçekten yalandan tokum diyorlarsa o zaman gelen kişiye aç mısın demeyi bir medeniyet göstergesi olarak sunmamak gerekiyor. Medeni münasebetlerin böyle bir takım sıkıntıları da var. Bizim dinimiz doğruluk dinidir. Mümkün olduğu kadar her şey gerçekler üzerine oturtulmak istenir. Bu bakımdan nezaket namına yalan söylemeye gerek yok. Bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yalan sayılmış. Bazen de iftira sayılmış. Mesela işte ikinci okuduğum hadis-i şerifte bu şey bana falan kişi tarafından verildi. Yani verilmemiş. İcabında o şeyi gitmiş kendisi satın almış veya bir başkası satın almış. Bazen işte aileler arasında böyle bir şey olur. Mesela kadın gider bir şeyi kendisi satın alır. Kocasıyla olan münasebetini güya iyi göstermek üzere işte der ki kocam bunu bana aldı. Halbuki kocası almamış. Kendisi aldı. Hiç kocasının haberi bile yok. Yani böyle yalanlara gerek yok. Böyle yalanlara gerek yok. Yani eğer aile yuvası sağlam olacaksa böyle yalanlar üzerine aile yuvası oturmaz. Böyle yalanlarla aile yuvası sağlam olmaz. Olsa
İşte o kişi kendisini biraz tatmin etmiş olur. Yani karşı tarafa şimdi hem yalan söylemiş olacak çünkü kocası onu almadı, ona almadı. Ha bir de işte karşı tarafa riyakarlık yapmış oluyor. İşte ben kocası tarafından çok sevilen bir kadınım demek istiyor. Halbuki böyle bir durum da ortada yok. Bu riyakarlığı da yapmaya gerek yok. İşte falan şey bana filan kişi tarafından verildi denildiğinde hakikaten verilmemişse bu hem yalandır hem de iftiradır. Ve bu kişiye kıyamet gününde hem yalan elbisesi giydirilecektir, hem iftira elbisesi giydirilecektir. Veyahut da hem yalan elbisesi giydirilecektir, hem riya elbisesi giydirilecektir. Yani bir tarafı zaten bunun yalan ama diğer tarafı iftira mıdır, riyakarlık mıdır? Hangi şey daha ağır basıyorsa bir nevi kıyamet gününde bu kişiye o elbise giydirilecek ve tabii o elbise giydirilince yani bu kişinin böyle şeyleri çok yaptığı anlaşılmış olacaktır. Şimdi eğer insanlar bir nevi bu nezaket yalanını söylemek gibi bir durumla karşı karşıya kalacaklarsa o zaman bir nevi tarizli ifadelerde bulunmak suretiyle yalan söylememeye çalışması gerekiyor ve riyakarlık yapmamaya çalışması gerekiyor, iftirada bulunmamaya çalışması gerekiyor. Mesela İbrahim en-Nehai şöyle yapardı. Kızına sana şeker alacağım demezdi. Kızına sana şeker alacağım demezdi. Yani diyelim işte öyle anlaşılıyor ki sözden. Kızı zaman zaman işte baba bana şeker al diye kendisini sırada bulunuyor ama onun da şeker alacak gücü yok. O bakımdan yalan söyleyip kızım sana şeker alacağım demezdi ama şöyle derdi. Yani gerçekten şeker almamı istiyor musun? Gerçekten şeker almamı istiyor musun derdi. O da istiyorum derdi. Yani İbrahim en-Nehai tabii gücü yetiyorsa şekeri alırdı ama yetmiyorsa almazdı. Yani gücü yetmiyorsa şeker almaya, şeker almazdı ama yalan da söylemezdi. Yalan da söylemezdi. Ve tabii karşı taraftaki insan da bu cevap karşısında hani çocuk belki daha çok alacağı beklentisinde olabilir ama tabii çocuk da mesela babasını sıkıştırdığında kızım sen istiyorum dedin ama bak benim işte gücüm yetmediğinden dolayı ben almadım. Ama mesela alacağım dediğinde böyle söylese bu bir özür sayılmaz. Bir nevi o zaman çocuk der, madem almaya gücün yoktu neden yalan söyledin? Fakat diğerinde bir nevi işi kurtarma yolu var. Yani sen istedin ama benim almaya gücüm yoktu. Ne zaman almaya gücüm olacaksa ben o zaman alacaktım diyebilir. Dolayısıyla hem arada bir itimatsızlık olmaz hem de yalan söyleme durumu söz konusu olmaz. Ama alacağım deyip de almasa işte orada bir yalancılık var. Ve tabii bir yerde işte kendisini çocuğa karşı çocuğun ihtiyaçlarını gideren bir baba gibi çocuğa karşı bir riyakarlık yapmak ve o şekildeki bir baba görüntüsü vermek üzere yalan söylemiş oluyor. Hem yalan vardır hem riya olmuş oluyor. Medeniyetin gerektirdiği bazı durumlarda insanlar yalan söylemek durumunda olacaksa işte biz buna nezaket yalanı diyoruz. Bunun da mümkün olduğu kadar söylenmemesi gerekir. İnsanlara da buna zorlamamak lazım. Tarizli ifadelerle bunlardan kurtulmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Değerli izleyiciler, nezaket, güzel huylu olmak, insanlara karşı iyi davranmak, edepli olmak, elbette bunlar güzel şeyler. Fakat bazen edep namına, terbiye namına, ahlak namına, medeniyet namına kötü şeyleri araya sokmak doğru şeyler değildir. İslam'da böyle şeyler yok. İslam'ın her şeyi sıdıktır, doğruluktur, güzelliktir, iyiliktir.
Dolayısıyla İslam'da her şeyi doğruluk, iyilik, güzellik üzerine oturtmaya çalışmamız gerekiyor. Özellikle kadınlar arasındaki davetlerde bu nezaket yalanlarına biraz fazlaca müracaat edilebiliyor. Ve karşı tarafa hayır derken pek çok sefer nezaket yalanı söyleniyor. İşte mesela diyelim kadınlar bir gün bir yerde toplanacaklardır. Arkadaşlarından biri telefon ediyor. İşte biz falan yerde toplanıyoruz, sen de gel. İşte hemen bir yalan uyduruyor. O gün benim önemli bir meşguliyetim var, gelemeyeceğim diyor. Hatta o meşguliyetin ne olduğunu da söylüyor. Benim efendim şöyle şöyle bir meşguliyetim var, bu meşguliyetim sebebiyle ben oraya gelemeyeceğim diyor. Şimdi insanları böyle yalanlara mecbur etmemek gerekiyor. Maalesef bugün kadınlar özellikle daha çok birbirlerine bu tür yalanları atıyorlar. Arkadaşlar birbirlerine bazen yalan söylüyorlar, yalan söylediklerini de biliyorlar. Ve sonra yine işte arkadaşlıklarını devam ediyorlar. Ama gün gelir çok ciddi bir meselede de bir yalan atılır. Aradaki güven kalkar. Bazen 40 yıllık arkadaşlık sona erebilir. Bunlar doğru şeyler değildir. Dinimizde şöyle bir esas vardır. Dinimizde büyük günahlar var, küçük günahlar var. Küçük günahları genel olarak mekruh olan şeyler, büyük günahları da haram olarak şeyler olarak ifade edebiliriz. Ancak küçük günahlarda ısrar edilirse, küçük günahlar sık sık yapılırsa, o zaman bu da büyük günah mertebesine çıkar. Dolayısıyla bir nevi önemsiz gibi görülen yalanlar atıla atıla, insanlar yalana alışırlar, bu sefer önemli konularda, ciddi konularda da ciddi yalanlar söylemeye başlarlar. Yalancılık bir toplumun adeti olur. İşte bazen bir takım yerlerde nezaketen yalan söylemek medeniyetin bir gereği olabilir. Nezaket yalanı söylemek normal karşılanabilir ama dinen bunlar doğru değildir. Dolayısıyla bizim nezaket yalanı dediğimiz bir nevi medeniyet icabınca söylenmesi gereken yalanlardan da sakınılması gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları hem yalan kabul etmiş hem de bir tarafını riyakarlık ya da iftira olarak kabul etmiştir. Eğer Peygamber Efendimiz böyle kabul ediyorsa bizim bir takım tevillerle bu işi meşrulaştırmaya hakkımız yoktur. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.